bu durumda. Tabii su içtiğimiz zaman o cildimize bir parlaklık görüyoruz. Tabii ki, Ciltte bir tabii ki. yenilenme, güzelleşme de Tabii görülüyor. ki, tabii ki her yere etki ediyor. Zaten kendinizde bir deneyin. Şöyle bir 20-21 gün boyunca sürekli kendinize bir hedef belirleyin. 8 bardaktan daha az su içilmesini istemiyoruz. 8 bardak ve üzeri içebilirseniz çok güzel olur. Deneyin 21 gün boyunca kendinizdeki o değişimi fark edeceksiniz. Zaten enerjiniz de artıyor. Sabahları daha mutlu uyanıyorsunuz, cildinizdeki o farklılık oluşuyor, daha aktif oluyorsunuz gün içerisinde. 21 gün boyunca bir deneyin, bize de yazsınlar Peki. sevgili izleyenler. Evet, tabii suyun ne kadar önemli olduğundan bahsederken sevgili izleyenlerimiz, içtiğimiz çay, kahve dedik ve bununla birlikte de tabii bitki çaylarımız var. Peki bitki çaylarını tüketmemiz nasıl olmalı? Orada da bir sınırlama getiriyor musunuz diyet yaparken ya da günlük hayatımızda ne kadar çok bitki çayı tüketmeliyiz? Peki bitki çayları da su yerine geçer mi? Bitki çayı tüketebiliriz. Bitki çaylarını biz aslında kullanıyoruz diyetlerimizde. Tabii bunun bir sınırı olmalı. Yine günde 2-3 fincandan fazla tüketilmesini istemiyoruz. Ve su yerine geçmediği için yine su içmeyi unutmamak lazım. Mesela işte uyku problemi yaşıyorsak bir rezeneden, bir papatyadan yardım alabiliriz. Ödem şikayeti yaşıyorsak ki çok soruluyor. Kiraz sapı çayından veya mısır püskülüğüyle kiraz sapını biraz da papatyaya karıştırıp o şekilde demlediğinizde gün içerisinde bir fincan içtiğinizde ödeme de çok iyi geliyor. Veya yeşil çay eğer ki tansiyon probleminiz yoksa veya kalple ilgili bir ritim bozukluğu yoksa yeşil çay da tüketebilirsiniz. Veya daha sakinleşmek adına daha böyle kendinizi dinlendirmek adına Melisa çayından da fayda görebilirsiniz.